tüp bebek tedavisi olsun veya infertilite dediğimiz çocuk olamama tedavisi olsun bir takım oyunudur. Bunu kabul ettik. Takımın bir oyuncusu sizlersiniz, çiftlersiniz ve en önemli oyuncusu ise kadın. Çünkü kadın gebe kalacak. Erkek sadece sperm verecek ve onu destekleyecek. Diğer takımın ne olduğunu düşündünüz mü? Gittiğiniz doktor, hemşire, laboratuvar elemanları, embriyologlar, androlojistler, psikologlar, sekreterler, hepsi. Hatta yer temizleyiciler. Şunun en sonunda da onu da söylemek durumundayız. Şeye gittiniz, tedavidesiniz. O kadar hassassınız ki bazen beklerken ufak ufak problemlere bakıyorsunuz. Bazen transfer esnasında yer silen birisi size gülmedi diye alınabilirsiniz. Veya bir hemşire geldiğinde iğneyi biraz daha hızlı batırdı diye. Anestezi veren doktorun size günaydın demedi diye. O anki doktorunuzun yüzü asıldı diye. İstediğiniz doktor orada olmadı diye. Size yeterince bilgi verilmedi diye. Hatta çok bilgi verilmesine rağmen çok bilgi verildi. Hassas olduğunuz için devamlı telefon çaldı diye. Bu taraftaki takımın sizin gebe kalmanızdan memnun olmayacağını düşünüyor musunuz? Sadece bu işi bir para için yaptıklarını mı düşünüyorsunuz? Ne olur böyle düşünmeyin. Ekibin veya size hizmet veren grubun da sizin destekleyiciniz ve insan olduğunu lütfen unutmayın. Kritiklerinizi yapabilirsiniz. Bazı şekilde olumsuz gibi gördüğünüz bazı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Veya size söylenenleri, yapılanları yanlış yorumlayabilirsiniz. Biliniz ki sizin gittiğiniz yer sizin seçtiğiniz yerdir. En önemli bir hizmet veren, okuyan, bilen ve bu bildiklerini sizin için gebeliğe ulaşmanız için uygulayan bir sistemdir. O zaman onları kritik ederken, onlara bakarken biraz daha ön yargılı olmayalım. Çünkü neyse ön yargı da olabiliriz ama çünkü'ye devam edeyim. Burada görebileceğiniz negatif enerji, korku, reaksiyon gebelik sürecinizi negatif etkileyebilir. O zaman da şunu da söyleyelim. Size hizmet verenler de insanlardır. Lütfen siz de onlara yardımcı olun ki onlar size yardımcı olabilsinler. Bazen kocanıza bile kızabilirsiniz. Benim yanımda olmadı, gelmedi, aramadı vesaire vesaire diye. Hadi işler iyi giderse gebelikte herkes mutlu. Ben de en çok sevdiğim şey, alo çok iyisiniz, gebelik ne kadar demek. Ne kadar güzel demektir. Bazen de gebe kalamadınız, gebe kaldınız, düştünüz. Gebeliğinizin iyi gitmediği gibi haberleri de söylemek mecburiyetindeyiz. Ve insanların moralini bozmadan, onların motivasyonunu sağlayarak ileriki ümitlerini devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Bunu da lütfen unutmayın. Bu iş bir takım oyunudur. Kimse ilk planda para düşünerek sağlık hizmeti verebilmek istemez. Lütfen biz doktorlar olarak size her şeyi açıyoruz. Tedaviye başlarken bütün ön yargılardan sıyrılın ve takımının bir üyesi olduğunuzu bilin. Sonuçta başarı da hepimizin. Oluyorsa başarısızlığı da paylaşmak durumundayız. Çünkü bazen her şeyi en iyi yapmamıza rağmen o gebelik ayında maksimum sonucun %50'ler dolayında olduğunu da biliyoruz. O zaman bazen geldiğinizde niye gebe kalamadım, niye gebe kalamadım, ne oldu? Biz de bazen diyoruz ki niye gebe kalamadı, niye gebe kalamadı diye. O zaman sonuçta bir şey bir kere tedavi her şey değildir. Bir tedavi sizi maksimum şekilde gebeliğe yaklaştırma sürecidir. Bunu bilin. Yaklaştıksak yaklaştık. Yaklaşamadıysak veya yaklaşmamıza rağmen gebelik oluşmadıysa da tekrar geriye çekilip hayalimize ulaşmak için ne tip stratejiyle olabileceğimizi bilmemiz lazım. Burada bizi örseleyen en önemli şeylerden biri tabii ki ekonomik yatırımımızdır. O zaman
tıp öyle gelişti ki kişiye özel ekonomik çözümleri de kişinin ekonomisini yıpratmadan da çözebilmektedir. Devlet yardım edebilmektedir. Belli programlarda daha kolay tedavilerle daha az ücret ödeyerek sonuca ulaşabilirsiniz. O zaman araştırın, takım oyunu içinde sizin için en iyi, en doğal, en kolay olanı da bulun.